Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Torunlarla böyle otururken ufak bir video yapayım dedim. Torunlar Bursa'da yaşıyorlar. Tabii orman yok, şey yok, ormanlık var da yani binaların içinde, taş binaların içinde ne olacak, sıkılıyorlar, darlanıyorlar. Burada eğlenmek istiyorlar, bu oyuna hiç durdukları yok. Beni de yoruyorlar. Robin de orada. Şurada da bir gülümüz kurudu. Onun yerine bir fide dikeceğiz nasip olursa bakalım. Ya bir doğru dursana Eymen Efe. Bak ne yapıyor bu dede sana? Rahat vermiyor mu sana? Bu abini dövelim biz. Dövelim mi? Dövelim dedi. Gördün mü? Evet arkadaşlar, biraz sonra şimdi şeyi göstereceğim size. Madem bu videoyu da çekiyorum, hafta sonuna da geliyor. Şeyi göstereyim size arkadaşlar. Bu şeker ve temre dediğimiz hastalıktan hayvan 3-4 gün oldu herhalde veya 5 gün oldu. Ne kadar iyileştiğini göstereceğim size nasip olursa. Bakalım hayvanımız biraz iyileşmiş mi, iyileşmemiş mi? Onu hep beraber göreceğiz. Uygulamalı olacak. Bu güllerimizi budamadık bu sene. Bir sefer budamamız gerekiyordu. Ama nasip olursa budayacağız bakalım. Robin'imiz oradan ağzını açıyor. Şurada da bir araba durdu ama kimmiş bir bakalım. Misafirimiz mi geldi? Bizim misafirimiz noksan olmaz. Misafirlere bak ya. Fındık tüccarları gelmiş. Fındık tüccarları gelmiş. Merhabalar Niyaz abi. Merhaba, hoş geldiniz merhaba efendim. Abi. Tam da böyle bir video çekiyordum, kısa evet, video, siz geldiniz. Geldi. Ama köpekler burada size saldırabilir her an. Senin şeyi sakla. Neydi o büyük köpek, neydi? Robin. Oo, Süleyman Bey hoş geldiniz efendim. Evet, bulduk. Nazlı Bey. Buyurun, buyurun. Buyurun efendim, hoş abi, geldiniz. Hoş fındık bulduk, tüccarları. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş. Bu benim eski şeyci arkadaşım, neyse anlatmayayım onu şimdi. Bak koyanı yerine dede. Bu çocuklar çok yaramazlık yapıyor. Dur. Gel. Ya gel. Benim kızım var. Onu al yakala, senin olsun büyüğü. Büyüğünü yakala, senin olsun. Yok o çok nasıl yakalayayım? Maşallah Robin de ne kadar büyükmüş yani gözüktüğünden. Ufak mı görüyordun sen onu? Yok videodan. Şöyle yürü bakayım, bir şey diyecek mi sana? Sana Robin, hiçbir şey demez ya. Robin, ben köpekleri çok severim ama sen pek arkadaş gibi duruyorsun. Hayır. Gel. Robin. Atarım kendini senin önüne bakalım. Yok, çok üzüyor. Tamam oğlum. Oğlum Süleyman'a kızıyor değil mi? Bana kızmıyor. Süleyman sana mı kızıyor? Ne? Sana mı kızıyor Robin? Bana bile kızmıyor. Peki bana Robin. Gelin bakayım hanginize seslemeyecek bir görelim. Ya gel bakayım, belki sana seslemeyecek. Gel oğlum. Çok gitti ya. Bak sana böyle hıv yaptı. Evet. Biraz yanaş bakayım. Gel. Gel Robin. Ya Niyaz abi oğlum, herkese kapatsın. Herkese kapat. Gel Robin. Tamam oğlum, otur oraya. Otur oraya, kime diyorum. Otur. Otur oraya bakayım. Eşek seni. Ayıp ya. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ufak bir video çekiyordum bu şeker hastalığı için. Sizden de bir şeker hastalığı hakkında bir danışarız inşallah. Karasu nasıl, yerinde mi Süleyman? Aynen. Fındığı topladın, bitirdin daha mi? Daha yeni başladım. Aha. Oho. Daha bugün geldi benim. Nasıl? İşçiler bugün geldi, bıraktım geldim abi. Allah Allah. Ya işçilerin başında kim var? Hayır, daha yeni geldiler arabaya. Ha, daha başlamadılar yani. Yok, yerleşiyorlardı yerlerine. Hayırlısı olsun bakalım. Gidelim dedi. O da
da başlamadı bunda. Bu cuma gününü mü buldunuz ya? Evet, cumartesi ama gelseydiniz. Ama hep böyle. Yarın iş başı. Ha, bir yarın daha sıkıntı diyorsunuz yani. Evet arkadaşlar, şimdi bu şeker hastalığı diyoruz. Bu Hikmet kardeşimiz horozculuğu bıraktığı için unutmuş şeker hastalığının ne olduğunu. Ama bizim buralarda tebre diye geçiyor. Ondan dolayı normalde haklı yani. Şimdi yukarıya doğru bir çıkalım. Hem o horozumuzu gösterelim. 4-5 günde yani ne kadar temresi geçtiğini hep beraber göreceğiz uygulamalı olarak. Ben size hapı da göstereceğim tekrarından. Nasıl kesildiğini onu da göstereceğim. O şekilde uygularsınız. Süleyman Bey, siz başlayacak mısınız yeniden yoksa bu horozcular? Sen bilirsin artık. Ben neyi biliyorum? Ben bir şey bilmiyorum. Bana sorarsan başlama. Tamam. Ben benim sözü dinlerim. Tamam, bana sorarsan başlama. Benim siktir et. Bok iş. Bok iş bu iş. Hadi beraber yukarıya doğru çıkalım. Biz başladık artık. Ya siz önden çıkın ya da sen şunu şöyle çek. Şuna bas. Oldu. Bunlara basarsan kapanır. Şöyle duracağım. Heh, o şekilde tut. Gel bakalım, ben köpekleri tutayım. Devam et, devam et. Devam. Hayır, devam et. Devam et. Hayır, 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 hayır. Hayır. Tamam, tamam, tamam. Ya sen videoya baksana ya. Nerede şekil? Köpekleri hiç göstermiyorsun ki. Tamam. Evet. Bunlar yeni çıktı. Evet, bunları yeni çıkarttık. Sana yeni çıkardım. Daha büyük olacak mı boyları moyları? Zamansız değil mi? Zamansız olması önemli değil. Onları damızlık olarak. Babası ölür, ölür, şey olur diye. Bak şimdi bu yumurtalar ne işe yarıyor dedin ya sen. Bu yumurtaları şu şekilde yapıyorum ben. Evet, bak, yememiz var. İnceyem. Şöyle. Görüyor musun? Kabuklarını da ayır. Şu şekilde. Tabii. Kabuğunu da şurada şöyle hem görüntü olsun. Daha önceki videolarda gösteriyorum. Arkadaşlar görüyor onları da. Bak şimdi. Kuşilerimiz karınları tok olduğu halde şimdi bunlara nasıl saldırıyor? Bak. Bak şundan, heh. Bir tane de içeride var. Hatta üç tane. Bak bir tane de şu. Bunlar şu. Seninki öyle mi? Evet. Ya tanıdın da tanıdın. Az tanıdıyordum yavrum. Aynen o. Bunlar bu herhalde... Yakasını hangisine vereceğiz abi? Yaka bir tane. Bunların yeşilinden olsun, Araplı olsun. Boylu veren bir tane boylu mu veren? Boylu mu? Tamam ya, hallederiz. Yok ya, sonuçta gene en son senin olur. Yok. Bak şimdi burada ayrıyeten var. Bak. Sen buradan takip edeceksin. Şöyle yaklaştır. Yaklaştır, ha. Yaklaştır, şöyle güzel görünsünler. Şimdi kameraman olmayınca iyi çekemiyor arkadaş, öğrenecek. Bunlar da kameramandır. Öyle mi? Sen kardeşini niye getirmediniz ya? Öbür tavuktan. He. Bunların babaları bir iki tavuktan. Evet. Ha, iki tavuktan ha. Baba bir anaydı. Öbür tavuktan boylu var. Bunlar çok boylu. Bu kısa bir şey. Bu anne tarafından mı çekti? Bu tavuk biraz şey. Biraz ufak. Ufak. İsveç türü. Ufak veriyor. Alsın inşallah. Şimdi hayvanlarımızı işte bu şekilde yumurtaları veriyoruz. Şimdi Hikmet kardeşim sorduğu için bunu şey yaptım. Daha önce şey yapmadım. Evet, şu ellerimi ben bir yıkayım da. Ben
filan bak yakın diyor. Yakın. Ya bu sütünü yiyelim usta. Bu sütünü yiyelim. Çoğunu getirmiş mi? Çoğunu 700 milyon. Evet. Şimdi. Gitme. Şöyle. Arkadaşlar bu yavruyu. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Şimdi bu yavruyu arkadaşlara aşağıda tohumun yanında gösterdim. Şeker hastası olan hayvanımız. Temre dediğimiz, görüyor musunuz arkadaşlar? İşte 5-6 gün falan oldu herhalde büyük bir ihtimal. Daha önceki videoyu attığım 4 gün mü oldu? Suratı bembeyazdı. Görüyorsunuz şimdi hayvanımız kızardı. Şimdi o horoz olup olmadığını belki değil diyeceksiniz. Şimdi aşağı tekrar öbür tohumumuzun yanına indireceğim bunu. Dur oğlum. Orada göreceksiniz. İnanın. Yüzüne başka bir şey sürmedim. Sadece kuru bezden bir sefer sildim, bir de ıslak bezle sildim. Şekeri görüyorsunuz arkadaşlar. Bir haftada geçti. Görünüyor değil mi oradan gayet güzel? Görünüyor, görünüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hayvanımız ne kadar rahatladı ve düzeldi. Ben o hapır nasıl kesildiğini, nasıl olduğunu size göstereceğim. O şekilde uygulayın. Şöyle yerde bir gösterelim hayvanımızı. Bak hayvanımız yani birkaç günde horozlaştı da. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel gel gel. Gel oğlum. Şimdi aşağı inelim. Orada gösterelim. Arkadaşlar yani o hayvanın bu hayvan olduğunu hep beraber görsünler ki yanılmasınlar. Kapıda gösterelim. Hep beraber inelim. Gel bakalım. Süleyman, o tarafa doğru gir. Kamerayı düz tutuyorsun, düz. Ha, yan değil, düz tut ki çekimde yanlışlık olmasın. Gel. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya ayrıyeten yeni bir yavru atmıştım bu tohumun yanına. Şimdi o yavruyu tutacağız. Bakın arkadaşlar, buradaki yavru bu yavrumuz. Horozlandı, onu çek. Görüyor musunuz? Bu tavukla beraber göstermiştir. Şeker hastası olan yavrumuz. Yalnız şunu bir tutalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yavrumuzu. Şekli şemali değişti. Tavuğun yanında durarak horozlaştı. Yüzü de kızardı. Hapı da şimdi göstereceğim size. Yüzü kızarmış abi, şey olmuş. Bak 3-4 gün önce, bir hafta önce siz öbür videolarda seyretmişsinizdir. Temre, şeker dediğimiz hayvan buydu. Şunu şöyle çek Süleyman. Arkadaşlar hap şu. Daha önceki videolarda gösterdim. Bu hap veterinerde satılıyor. Köpek uyuz hapıdır arkadaşlar. Ama hiç yani bu hastalık suratından geliyor zannediyoruz. Bir sürü meylemler, ilaçlar, her şey sürüyoruz. Hayvanlarımız iyileşmiyordu. Şu hapı kullanıyoruz. Çünkü bu hastalık içeriden, ciğerden gelen bir hastalık. Hapla beraber hayvanımızın suratı temizleniyor. Kullanış şeklini göstereceğim size. Şimdi 10 tane var bunun içinde arkadaşlar. 50 liraydı, 70 lira olmuş. Şu an 70 lira fiyatı. Böyle bir tane hap alıyorsunuz. Şu hapı şu şekilde önce elde ikiye bölüyoruz. Sonra şu şekil yapıyoruz arkadaşlar. Bunu kaça böldük? Üçe böldük. Şunu bir daha ortadan bölüyoruz. Ne oldu bu? Üç tane. Aynı şekilde şuradan şunu da yapıyoruz. Bu uç kısmını biraz ufak olarak şey yapıyoruz ki öbür tarafı üçe bölüyoruz ya arkadaşlar. Evet, bunu da böyle böldük. Şuradan ne yaptık? Yeniden bunu da böldük. Altı parça ayırdık arkadaşlar. Bunu günlük bir tane vereceksiniz. Zaten bir hapı içtikten sonra hayvanınız kızarıyor. Bak o hayvan şu an
Bir hap kullandım ona, tek bir hap. Hayvanımızda bir şey kalmadı Allah'ın izniyle. Hapta ziyan olmasın diye şöyle şeyin içine şöyle böyle bir şeyin içine koyarsanız, buna koyarsınız. Buradan da alır kullanırsınız arkadaşlar. Şimdi burada bir tane kaldı. Buna bir tane daha vereyim. Aslında iyileşti hayvanımız ama olsun, garanti olsun diye. Gel oğlum bakayım. Yani uygulamalı gösteriyorum ben size. Ondan dolayı şey yapıyorum. Şu hapı işte şöyle ağzını açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bırakıp parmağınızla da biraz ileriye doğru ittirdiğiniz zaman hayvanınız tertemiz oluyor. Şimdi bu hapı verdiniz. Mesela hayvanınız bembeyaz şeker. Bunu ne yapacaksınız? 3-4 gün sonra bu yüzü pul pul olacak. Şu bezi şuradan verir misin bana? Pul pul olduğu zaman ilk önce şu şekilde hayvanınızı tutuyorsunuz. Kuru bir vaziyette şöyle temresini hafiften böyle ufalıyorsunuz. Bunlar üzerindekiler dökülüyor. Bak daha saçlarının dibinde biraz daha var. Yani saçı bile dökülmeden iyileştirdi arkadaşlar. Bunu böyle sildikten sonra, biraz ufalayarak sildikten sonra şu şekil ıslatın arkadaşlar. Bir de şöyle güzelce hayvanınızın yüzünü silerseniz ne olacak? Bu ufak pul gibi olanlar da oradan çıkacak. Bunu iki sefer yapsanız yetiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hayvanımız bir hafta önce nasıldı, şimdi nasıl? Kıpkırmızı oldu. Yani birkaç gün sonra daha da kızaracak ve düzelecek hayvanımız. Güzel olmuş. Gerçekten yani bembeyazdı yüzü. Yani emek istiyor. Tabii bilgi yani istiyor. Yapmak lazım. Önceden tiyosürenler kullanıyoruz. Şunu kullanıyoruz. Yani her türlü ilaç. Mantar hastalığı. Buna kaçıncıyı verdin ya bir şey? Bir tek hap 6 gün. 6 gün verdin mi? 6 gün işte bu şekilde kızardı. Aa, bak, bir hap yetiyor yani. Ya, bir hap yeterli geliyor. Bir hapı kullanın şey oluyor. Bu veterinerden alıyoruz. Köpek uyuz ilacı. 50 liraya alıyorduk. Şu an 70 lira olmuş ama tek tek alırsanız bunu 20 liradan veriyorlar size. Yani kutuyu alın, her zaman evinizde lazım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Almayı unutmayın, evinizde bulunsun. Bir şey olmasın diye de şöyle bir yere asarsınız. Fare yemez, şey yemez, bu şekilde serin yerde korursunuz arkadaşlar. Yavrumuzu gördük. Şu hayvanımız gerçekten kıymetli bir yavrumuz. Bunu artık yukarıya çıkartayım ben. Hep beraber çıkalım. Yukarıdaki bir iki yavruya daha bakalım. 2 kilo 200 gram bu. Ha, daha büyüyecek yani. Şey olacak. Evet, siz evden çıkın ki köpekler size saldırmasın. Bayağı oluyor ha yani şey. Yok, kısa buyurun. Şimdi onu söyleyeceğim arkadaşlar. Benim başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Bu herhalde kas hastalığıyla ilgili. Akraba falan değil bu hayvanlar. Şurada 2-3 yavrumuz. Ayakları bayağı 3 tane rahatsızlandı. Onun ilacını da tedavisini bulmaya çalışacağız. Şu civcivleri göstereceğim arkadaş. Tavuk nereye gitti ki burada? Ha, tavuk burada. Arkadaşlar bakın şu hayvanlarımız şu şekilde takıldı. Nerede? Bakın yürümekte biraz zorlanıyorlar. Bu benim başıma hiç gelmedi arkadaşlar. İlaç bir şeyler verdim ama ne kadar iyi gelir gelmez onu bilemiyorum. Başına gelip de bilen varsa
yazsın. Hem arkadaşlara bilgilendiririz. Üç tanesi burada. Aynı horozdan. Üç tanesi rahatsızlandı. Büyük bir ihtimal kas hastalığı. Bunlar da aynı horozdan. Anneleri ayrı. Bunlarda bir sıkıntı yok. Artık bilemiyoruz tabii neden olduğunu ama onu da öğreneceğiz nasip olursa. Senin dediğin yavru şu. Ha, ona başlıyor. Bak, senin dediğin yavru şu. Hay maşallah, güzel. Şekili, şemali güzel. Ama kilosu kaç bu? Ama bana göre kesimlik. Kilosu kaç? Ya ben onun şekli şemali hoşuma gidiyor. Şekli şemali hoşuna gidiyorsa sana 2000 liraya vereyim, bunu al götür. Nasıl? Çok büyük ediyorum. Çok büyük ediyorum. Tut bakayım. Bak, ben ufak çiftçilere 2000 liraya vermiyorum. Sen bir horozu yakalayamıyorsun. Horozluk nasıl yapacaksın ya? Allah. Anneme götür diyor. Anneme götür diyor. Evet arkadaşlar, bu bana civcivken Akyazılı Musa kardeşimizin hediye ettiği civciv. Şimdi horoz oldu. Şekil şemal güzel. Nasıl, beğendin mi? Seviyorum ya adam. Tavanları seviyorum. Tavanları seviyorum. 2000 lira yapar mı bu horoz? Yapar tabii. Ya o zaman giderken götürürsün. Götürürüm. 2000 lirayı şuraya şey koyarsın merdivenin başına. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Ben seviyorum. Tavanları ben. Çocukken benim böyle horozlarım vardı. Oradan seviyorum. Şimdi bunlar... horoz bu da. Bu kör oldu. Damızı ayırdık bunu. İndir bakayım aşağı. O da şekerdi. Bak, ona iki sefer verdik. Tamamlamadık yani şey olmasını. O bile düzeldi sayılır yani. Hep çok tüylü. Tüyde hayvanlarımız. Hayvan bakayım yerde şeklini, şemalini bir görelim. Bakalım Hint horozunu güzel mi, yakışıklı mı? Bu boylu maşallah. Bunun boyu çok güzel. Evet. Kilosu da yok, boyu var. Kilosu da yok. Evet. Ondan bu... boylu, kilosu yok. aman oğlum. Bak, koy yerine, koy yerine. Kilosu mu? Bunlar imparatorlar. Bunlar imparatorlar. Onu domuzla ayırdık yani kör olunca. Şimdi burada demin koyduğumuz yavru bu işte, şeker. Ha, bu deminki aşağıda gördüğümüz yavru. Burada bir tane Alaaddin'in cini var. Bu şeyden çıkıyor. Alaaddin'in cini, hani böyle bir şey var diyor. Ne o? Ufalıyorlar. Ha, bu oradan çıkma. Oğlum sen hiç... Al bakayım eline nasıl bir şey. Kilosunu dışarı getiriyor. Şöyle bir bakalım, şöyle çekelim. Kaç kilo gelir sence o? 2-3 kilo. Daha mı az? 2 mi? 2 kilo 50 gram yemli geliyor. Ama tabii biraz daha kilo alacak şeyler. 2 kilo 100, 2 kilo 200 de güzellik yarısına sokacağız. Ne yavrusu bu? Bu 11. ay yavrusu. Bu biraz erken. Bu Alaaddin'in cini. Bunu hem yarıştıracağız, hem de damızlık kullanacağız nasıl olursa. Buna şu an, yani şu şekilde ufak olmasına rağmen 5000 lira veriyorlar, 10 da verseler. Satılık değil yani. Bu satılık değil. Yani büyük gerek sütmek için. Burada da kuluçkamız var. Evet, şöyle gel bakalım. Madem geldiniz, hayvanlarımızı da görün. Şöyle bir deve kuşumuz var. İşte ben sana dediğim deve kuşu. Gel alalım buraya.
Ne? Ha onu almayayım yavru. Niye beğenmedin mi onu? O damızlık ya. Başlı, kapat, kapat bakayım, kapat bakayım. Ha sen şu deve kuşunu diyorsun. Yavru deve kuşlarına benim. Ha şu deve kuşunu. Ha işte bak ha. Gel sana dedim deve kuşunu. Ha yani. Bunu deve kuşu düşürmüş buraya. Deve kuşu yavrum. Ay maşallah. Kemiği de var. Nasıl Uçar, beğendin mi bunu? Abi ben bunu beğendim. Dur şunu, hikoçunu alsana şimdi. Ya esas dediği yada abi. Ama bu bir ton fındık parası yani Yüksel. Nasıl yapacağız onu? Bizde fındık dolu yada abi. Ya, fındık bende çok, sende horoz var diyorsun. Hayır ya, bende fındık çok. Dur horozu hep ezdik. Yavaş yavaş ya. Bu hiç bilmiyor Yüksel tutmasını abi, ya. Oho. Ama bu şey. 2.900 o. Ama bu ne yapıyor? Bak, kendine mi yapıyor? Tabi bak hiç atlamamış, ötmüyor, şu gaga yapısına bak. Maşallah. Bak, bu da o güzellik yarışı yapan imparatorun öz kardeşi. Lan öz kardeşi. Ya bu nasıl geldi? Kutsana oğlunu nasıl yapmış kendini? Ya, ne yapması? Bunlar kendinden yapılıyor zaten. Kendinden yapılıyor işte. Evet, kendinden yapılıyor. Yani ya atlamamış, şey olmamış. Kendinden yapılıyor hayvanlarımız. Bir de ben elleyeyim diyor, bakayım diyor. Evet. Bu da yavru. Bunlar 10. ay yavrusu. Bunlar erken. Ya da bir silme nerede böyle sen? Bu Servet Sivrikaya'da bir tane silme vardı. En az 7-8 tane gene güzellik yarışı kazandı. Yani güzellik yarışı festivallerde. O silme benim eski kuburlara azerlere şeylere dayanıyor o silme. Onlara dayanıyor. Bu onların o Servet'teki silmenin bacısından, kız kardeşinden çıkma yani. Evet, burada da yine bir kapattığımız yavru var. Bu çok yabani yalnız Yüksel. Çok yabani bu. Tutma şansı biraz zor. Tutmuyor onu. Tutabilirsen tut ama yok, fırlayabilir. Yok, çok yabani. Yabani belli. Bu adam olur ya. Şey olur ya. Tavuk koymadın yanına değil mi? Koyacağım. Şeydi. Bu ne olur? Tavuk koydu. Bu? Ya burada da böyle bir şey var. Ona da bak. Oh ayağımı uçtu. Bak bakayım çıkart. Değeneceksin mi? Bu da kilosuz. Kilosuz. 2-400 falan bu ama boyu iyi. Boyu iyi kilosuz. İstersen bunu da verebilirim. Bu da kaç ton fındık istiyor? Ya buna çok değil ya. buna çok değil. Bunu da 2 liraya veririm. Bak. Bunlar bok horoz. Ya sen de bok horoz mu oluyorsun? Bir dışarıya çıkart bir bak bakayım. Şöyle dışarıda görelim sizi dışarıda. Kaçmaz. Kaçmaz. Gelin olsun. Eyvah. Ya Riyaz abi hiç horozları sevmiyorsun elime. Ya tüye girmiş hayvanları ben ellemem. Ama önceden şaşırma. Hayır önceden elliyorduk. Ben sevdiğim horoz vuracak böyle. Yok o vurmaz. Yani oynamak istiyor. Oynamak istiyor. Her tarafa vuracak. Bu da iyi. Kaza yapısı da güzel bunun bak. Şöyle gelin. Şöyle koy ver bakayım şöyle. Nasıl şekli fiziği? Fiziği de güzelmiş. Ya 2-400 o. Hayır boyu da güzelmiş. Tabii boyu güzel ya öyle şey değil ki. Hadi gel bakalım. Bak şu horozu Mardin'e vermiştim. Mardin'de 2-3 güzellik yarışı yaptı. Şey oldu. Bunu tekrar gerisi geri getirttirdim. Damızlık kullanıyorum. Bu hangilerden Niyaz abi? Bu da gene bizim şeylerden karışık. İmparatorlarla kırması var. Şey olarak. Bunu damızlık kullanıyorum.
Yumurtlanıyor mu? Yok yok, yumurtlamıyor daha. Yumurtladığı gibi yavru alıyor. Şunların kardeşleri var mı ne yani abi? Var. Onlara bakalım. Tabii gel. Hep beraber o zaman dışarıya bahçeye geçeceğiz. Bak bunlar da onların kardeşleri. Tut bakayım. Tut bakayım. Kaçmaz, kaçmaz ya. Oo, ben de sizi horozcu... Ya yerim... Yetişemedim ya. Antrenman yapmanız lazım. Yüksel biraz. Koyar bakayım şöyle yere, az geri çık. Daha horoz tüyünü giyiniyorlar. Evet, evet. Bu Şubat yavrusu. Evet. Halka, halka. Halka da takmış. O şimdi orada bir tavuk var ya. Bu onun yavrusu. Bak buradaki yavrular da bunun kardeşleri yani. Bu kemikli. Eyvah. Ulan ben bunu akşama kadar severim ben de olsa. Böyle ne gidecek? Beni atlattıralım. Hadi şimdi şöyle bir tutalım onu. Hep beraber. Şimdi hayvanlar horoz tüyünü giyiniyor diyor. Evet, ben evet. Onları ellemiyorum. Anladın mı? Yok yok, gevşek o. Keseceğim onları ya. Bir şey var ya. Sen şey var. Bak burada var bir tane. İşte yavaş yavaş tek tek bunları kapatıyoruz böyle. Aha bak bu demeki değil mi? Kardeşim. Hayır, aşağı aldığımız değil mi? Yok yok. Değil. Bak bu daha iyi. Eli alıştı. Dur. Bunlar hepsi horoz tüyünü giyiniyorlar. Evet. Bunları biraz horozlanmaya çalışanları buraya kapatıyorum. Üzülmesinler diye. Yok daha bunlar bir ay sonra, 1,5 ay sonra anca kendilerine gelecekler. Bunlar şimdilik böyle bahçede ben size göstereyim. Bak koloni bahçede. Dışarıya doğru gidelim. Evet, bunlar burada. Bunları koymuyorum. Ya dursunlar ya, bir şey olmaz, bir sıkıntı olmaz. Şöyle aşağı doğru bir inelim. Oo, videomuz da bayağı uzun oldu bu sefer. Şöyle gelin bakayım, bir dışarıya çıkın. Köpeğimiz nerede? Burada yatıyor. Hadi geçin siz. Burada yatıyor bu. Ben buradayken o saldırmaz size. Evet, Hikmet. İşte Hikmet. Senin Hikmet. Şunları al da şu merdivene koysana. Nereye koyayım abi? Şu sütleri şu merdivene koy. Robin, bak bir tane de orada kapalı yavrum var. Yukarı çıkarayım mı yazalım? Çıkart yukarıya o zaman, koy oraya. Tamam. Senin yanına gelmiyoruz, hiç bakma ya. Bakma bile, bakamıyoruz senin tarafa. Gel. Gelin ondan sonra size kolonuyu göstereyim. Robin, senin tarafa bakma bile bakmıyoruz diye korkuyor. Gelin bakalım. Dedesi. Annene söyle o sütleri alsın oradan. Anne. Sütleri alsın. Gelin bakalım. Bak, yaz abi, meşhur şeyi bırak işte. Videoları sen seyredin. Evet, doğru diyorum. Hayır, hayır şey ya. Biz başladık ya süreyle. Gel bakalım. Bak bu sürü hep aynı soy. Onların soyu bunlar. Bunlar kapanmamışları. Bak şu yavru da senin öldürdüğün yavrunun öz kardeşi. Kılıç oluyorum ben, öldürmedim Niyaz abi. Ha bak. Hangisi o? Şu mu? Nerede o? Koyu olan. Ha. Bak şu. Ha şu şu. Şu ha. Şu. Bu mu? Evet. Benimki de öyle öldürdü Niyaz abi. Hayvanla şey çıkmış ya. Seninkinin öldürdüğün kardeşi ya, bu. Ya öldürdüğüm değil mi? Hayvanla
Ya öldü yani, sen öldü de öldü. Öldü yani ama ha. Hayvan benim hatamdan ölmedi yani. Evet, koleni burada. Bu şu silmenin kardeşi. Yukarıdaki silmenin kardeşi bu. 10. ay yavrusu, erken o. Anladın mı? Onların boyu çok güzel ya abi. Fena değiller yani kemik olarak. Şu eriğin öbür tarafındaki mi? Eriğin öbür tarafındaki. He. Onlar da işte aynı kardeşler bunlar. Onlar Şubat yavruları. Martlar da var içinde. Ufaklar, martlar var. O yukarıdaki aldık ya, iki tane iri yarı. Onların kardeşler hangisi? Boylu. Boylunun. En boylunun mu? Evet, en boylu. En boylunun bir kardeşi bak şu. Boysuz var ya. Bak şu. Şu kanadı şey olmuş, tüyde ya. Evet. Düzelecek kanadı. Bir kardeşi, evet o. Ondan sonra bir kardeşi yine şu mu? Yok değil. Şuralarda var. Dur bakalım. Olabilir. Göstereceğim ben size. Yok yok. Gel. Gel bakalım. Nerede bu hayvanlar ya? Şu da değil. Nerede? Bunun altında. Nerede? Yavru. Öldürmüş herhalde bir tane. Öldürmüşlerdir. Şimdi horozlaşıyorlar ya. Hadi çıkın bakayım oradan. Neredesiniz ya? Tavak geliyor bak. Gördün mü? Bak şu. Şu da bak, onun kardeşi. Gel. Gel. Süper yakalasın. Biraz zor yakalanır. Evet, o kardeşi de bu. Tamam. Vallahi herhalde gelemeyeceğiz. Şeyden doğru gideceğiz. Bu hendek tarafı burada, dağ tarafından. Ya da mı? Fındır topladıysan. Tamam. Şunu yakalayacağız. Yakala. Sonunda yakaladı. Bak onda bile hafif şeker başlamış. Ona da hap veririz, şey yaparız. Bunun fiziği şekli çok güzel. Bu onlardan da güzel. Bakayım. Bu hafif daha büyüyeceğini gösteriyor. Bak gagaya bak. Görüyor musun usta? Onu kaldır gene. Kemikli. Evet arkadaşlar, şimdi videomuz çok uzun oldu. Şimdi kapatmak zorunda kalıyorum. Fazlaya gerek yok. Yüksel hoş geldiniz. Süleyman kardeş hoş geldiniz. Hayvanlarımızı gördünüz. Şimdi bu arkadaşımız da yeter çok sıkma şey olmasın. Hikmet, bir şey diyor musun horozcu kardeşlerimize? Herkese selamlar. Selamlar herkese. Evet. Emekli de selamı var. Emekli kardeşimizin de selamı var. Horozculuktan emekli. Bir daha horozcu olma diyorum ona. İlla başlayacağım diyor ama başlamayacak. Öyle bir şey yok. Evet, bu videoyu sonlandırıyorum. Uzun bir video oldu. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.